Bu iyiydi öyle mi? Bu sefer kuşlar yolumu kesmedi. Kayo ve Leo kaykaycıdan çok etkilenmişlerdi. Ve kaykayını gerçekten denemek istiyorlardı. Benim adım Leo. Benimki de Kayo. Daha önce kaykayla kaydınız mı çocuklar? Hayır. O zaman biraz deneyin bakalım çünkü yakında eve gitmem lazım. Bu iyiydi. Evet. Gitmem lazım. Hoşça kal Kayo. Hoşça kal Leo. Görüşürüz. Aa, Clementine orada. Tek başıma kaykaya bindim ben Clementine, biliyor musun? Hayır, binmedin canım. Seni gördüm. O çocuk seni tutuyordu. Clementine sersemdir. Evet, sen sersemsin. Hayır, hayır değilim. Kayo ve Leo yaptıkları ve gördükleri yüzünden çok heyecanlılardı. Clementine'i ne kadar kırdıklarını fark etmemişlerdi. Bana bak Rosie, ben tarzım. Sersem küpler. Sersem. Sersem. Rosie, o kelimeyi nereden öğrendin sen? Sersem. Bu hiç de hoş bir kelime değil Rosie, tamam mı? Alo? Aa, evet, merhaba. Aa, tamam, merak etme. Ben onunla konuşurum. Hoşça kal. Görüşürüz. Kayo, Rosie pek hoş olmayan bir kelime kullanıyor hayatım. Hangi kelimeden söz ettiğimi anladın mı? Evet anne, anladım. Ve biraz önce Clementine'ın annesi aradı. Bana parkta geçirdiğiniz günü anlattı. Anladığım kadarıyla sen ve Leo Clementine'a pek iyi davranmamışsınız. Ama Leo ve ben sadece oynuyorduk anne. Ben bunun iyi bir oyun olduğunu düşünmüyorum canım. Clementine'in kalbini kırmışsınız. Bunu bilerek yapmadım ki. Bence Clementine'den özür dilemen gerekiyor. Clementine'ı arayabilir miyim anne? Ah, çalıyor. Hı hı. Clementine, benim Kayo. Sana sersem dediğim için çok özür dilerim. Kayo Clementine'den özür dilemişti ve ikisi de çok mutluydu. Ve şansına kaykaycı çocuk da oradaydı. Aa, bu çok güzel. Merhaba Kayo. Merhaba Clementine, denemek ister misin? Evet Clementine. Kayo Robbie ile tanışıyor. Kayo böyle güzel bir günde parkta olduğu için o kadar mutluydu ki. Bak anne, ben kendim sallanıyorum. Yakında ağaçların dallarına dokunabileceksin canım. Hazır mısın bakalım? Ben kumda oynamaya gidiyorum anne. Tamam canım. Rosie ile ben buradayız, tamam mı? Kayo orada olan çocukla oynamak istiyordu ama birazcık utanıyordu. Aa, oynayabilir miyim? Kayo çocuğun onu neden görmezlikten geldiğini anlayamamıştı. Gidip bakalım sorun neymiş? Bu gerçekten de çok büyük bir şato. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim. Bunlar Kayo ve Rosie. Ben de tanıştığıma sevindim. Bu benim oğlum Robbie. Bu mahalleye yeni taşındık. Robbie benimle oynamıyor. Sorun o değil Kayo. Robbie onun arkasına yaklaştığını görmedi. Sonra omzuna dokununca şaşırdı çünkü o sağır. Sağır ne anne? Tatlım, sağır demek kulakların çalışmaması ve başka insanları duyamamaktır. Kulaklık takınca iyi duymazsın ya, onun gibi bir şey bu da. Kayo ne demek istediklerini tam anlayamamıştı.
Tek bildiği oynamak istediğiydi. Büyük bir delik açacağım şimdi. Tamam canım, biz burada duruyoruz. Freni kullanabilir miyim? Hayır, daha yüksek sesle konuşursa Robin'in onu duyabileceğini düşünüyordu. Kayu ne istediğini Robbie'ye göstermeye çalıştı. Hayır, dur, yapma. Bırakırım. Anne. Ne oldu Kayu? Deliğimi kazmama izin vermiyor. Neden Robbie'ye şatoyu yapmasında yardım etmiyorsun? Beraber çalışırsanız çok güzel olacağına eminim canım. Kayu ve Robbie beraber oynamaktan zevk almaya başlamışlardı. Robbie'nin neden parmaklarını hareket ettirdiğini anlayamamıştı. Bir oyun olduğunu düşündü. Ama çok kızmıştı. Ama şimdi iyisin canım. Bir dondurmaya ne dersin? Daha iyi hissetmeni sağlar mı? Evet. Pembe. Ben pembe istiyorum. Bir vişneli, bir de portakallı dondurma lütfen. Sanırım çok soğuk olduğunu söylemeye çalışıyor. Değişelim mi? Robbie bizim eve oynamaya gelebilir mi anne? Tabii canım, ama eğer annesi izin verirse. Bu çok güzel bir fikir Kayu. Yarın öğleden sonraya ne dersiniz? Harika, yarın görüşürüz. Seninle tanıştığıma sevindim Kayu. Hoşça kal. Sonra görüşürüz Robbie. Robbie parmaklarıyla ne yapıyordu öyle? Tatlım, o işaret diliydi. Sağır insanlar konuşmak için parmaklarını kullanır. Bisküvi. Bu Evelyn olmalı. Ve Robbie. Herkese merhaba. Merhaba. Hadi gel. Robbie resim yapmayı çok sever. Sen de resim yapmayı sever misin Kayu? Bu bir uzay roketi. Ve ben ileride astronot olacağım. Onu ben istiyorum, bırak. Kayu Robbie'nin boya kalemini kırdığı için üzülmüştü. Onu yapıştırmaya çalıştı ama bir türlü olmadı. Robbie'nin yaptığını yapmaya çalıştı ama bu çok zordu. Gilbert. Biz kediyiz. Miyav, miyav. Bak, bir kuş. Kayu ve Robbie kedi ve kuş taklidi yaparak o kadar eğleniyorlardı ki hiçbir zaman durmak istemiyorlardı. Hey ikiniz, böldüğümüz için çok üzgünüz ama gitme vakti. Hayır, Robbie biraz daha kalsın lütfen. Merak etme Kayu, Robbie yakında yine ziyaretine gelir. Ya da bir dahaki sefere sen bize gelirsin. Ne diyor? Bu arkadaşlığın işareti. Robbie senin onun arkadaşı olduğunu söylüyor. Bu kelimeyi bu işaretle gösterirsin. Bak Robbie.
Kayu yeni bir arkadaş edindiği için çok mutlu.